Merhaba, ben Çetin Çetintaş. Ejderha serisinin Galavasana dersine hoş geldin. Bu derste sırtımız, omuzlarımız, kollarımız, karın kaslarımız iyice kuvvetlenecek. Ejderhamız en şaşalı haline ulaşacak. Artık diğer derslerden sonra vücudumuz Galavasana'ya hazır ve artık bu derste Galavasana üzerinde yoğunlaşarak ejderhamızın tam potansiyelini ortaya çıkartacağız. Hazırsan gel matın önüne ve başlayalım. Orta seviye Surya Namaskar'la başlayacağız. Matın önüne gelelim. Ayaklar bir arada, baş parmaklar birbirine temas etsin. Elleri göğüs kafesine al. Aldığın nefeste kalçayı öne doğru it. Arkaya doğru bak. Karnı içeride tut, verdiğin nefeste. Uttanasana'ya katlan. Baş dizlere. Aldığın nefeste karşıya bak. Sıçra geriye çaturanga. Yukarı bakan köpek. Göğüs kafesini kaldır. Ver nefesini. Aşağı bakan köpek. Toplamda 5 tur yapacağız. Ellerin arasına doğru bak. Yavaşça sıçra. Al nefes karşıya bak. Ver nefes baş dize. Ejderhaya yakışır bir başlangıç yaptık. Al nefes yüksel. İt kalçayı öne. Bükül belinden geriye. Ver nefesini. Kattan öne yeniden. Uttanasana. İkinci tur. Al nefes. Karşıya bak. Sıçra geriye çaturangaya. Yukarı bakan. Ver nefesini aşağı bakın. Ellerin arasına doğru bak. Yavaşça sıçra. Al nefes karşıya bak. Ver nefes baş dize. Bacaklardan destek alarak çek kendini biraz bacaklara doğru. Al nefes doğru. Eller göğüs kafesinde bükül geriye. İt kalçayı öne. Ver nefesini uttanasana. Üçüncü tur. Al nefes karşıya bak. Uç geriye çaturangaya. Yukarı bakan. Ver nefesini aşağı bakan. Ellerin arasına doğru bak. Yavaşça sıçra. Mümkün olduğunca kalçayı kaldır yukarıya sıçrarken. Al nefes karşıya bak. Ver nefes baş dize. Al nefes. Yüksel. Bükül belinden. İt kalçayı öne. Uzat karın kaslarını iyice. Ver nefesi kattan uttanasana'ya. Al nefes. Karşıya bak. Uç geriye çaturanga. Derin bir nefesle bhujangasana. Verdiğin nefesle aşağı bakan köpek. Ellerin arasına doğru bak. Sıçra. Al nefes. Karşıya bak. Ver nefes baş dize. Son tur. Yüksel yukarıya. İt kalçayı öne. Bükül geriye. Aç göğsü iyice. Ver nefesi uttanasana. Al nefes. Karşıya bak. Uç geriye. Çaturanga. Yukarı bakan. Ver nefes aşağı bakan. Ellerin arasına doğru bak. Sıçra. Al nefes karşıya bak. Ver nefes baş dize. Derin bir nefesle. Yüksel yukarıya. İt kalçayı öne. Bükül belinden geriye. Ve ver nefesi utkatasana'ya sandalyeye gel. Kalça dizlerin hizasında. Mümkün olduğunca dizler birbirine itiyor ki iç bacaklarım da çalışıyor olsun. Sırtım uzun. Bakışlar karşıda. İki nefes. Bir nefes daha. Bas elleri yere, sıçra geriye, aşağı bakan köpek. Ejderhayı biraz kuvvetlendireceğiz. Özellikle bugün bacaklar, ayakta dengeler oldukça var dersin içerisinde. İleriye doğru bak, sıç ellerine sen. Sandalye yeniden, iki nefes. Dizler birbirine itsin. Özellikle diz ekleminizi çok kuvvetlendirecek ve sağlıklı hale getirecek bir poz, sandalye pozu. Son nefes. Bas elleri uç geriye aşağı bakan köpek. Derin nefes al. Ver rahatça. Tekrar ileriye bak. Sıçra sandalyeye. Mümkün olduğunca yavaş sıçramaya çalış ki karın kaslarımız, kollarımız, sırtımız kuvvetlensin. İki nefes.
Aynı zamanda kişinin benliğini de tonlayan, kendini görmesini sağlayan bir poz. Son nefes. Bas elleri son kez, sıçra geriye. Aşağı bakan köpek. Son sandalyeye gelişimiz. Derin bir nefes al ver. Bak ileriye ve sıçra. Son kez sandalyedeyim. Derin nefes al. Bacaklar iyice yansın. Dizler birbirini ittirsin. İç bacaklar titresin biraz. Son nefes. Sırt uzun. Ve bas elleri adımlayarak gel aşağı bakan köpeğe. Süper. Derin nefes al. Rahatça boşalt. Şimdi sol ayağı ortala. Sağ bacağı yukarıya kaldır. Savaşçı 1'e gideceğiz. Virabhadrasana'ya. At sağ adımını yavaşça ellerin arasına. Sol topuğu düşür yere. İki topuk da aynı çizgide. Sağ dizi mümkün olduğunca büktüm. Kalçam mümkün olduğunca sağ dizime yakın bir çizgide. Kolları yukarıya doğru kaldırdım. Dirsekler bükülü. Kanat gibi tuttum kollarımı. Kanat duruşunda. Al nefesini burada. Göğsünü aç. Arkadaki dizi bükme ver. Şimdi sol bacağı getir. Sağ bacağın üzerine tek bacak sandalye. Bir nefes. Al nefes. Ver rahatça. Ve dön geri. Aşağı bakan köpeğe. Süper. Şimdi sağ ayağı ortala. Sol bacak yukarıya. At sol adımı öne. Virabhadrasana bir. Topuklar tek bir çizgide. Arkadaki ayak hafifçe öne doğru bakıyor. Kalçayı indirdim sol dizimin hizasına. Kollar kanada geldi. Derin nefes al. Bir nefes daha. Ve gel tek bacak sandalyeye. Sağ ayağını yerleştirdin sol bacağın üzerine. Sırtım uzun. Mümkün olduğunca ayak bileğimi koymaya çalışıyorum. Sol bacağımın üzerine. Bir nefes. Ve dön aşağı bakan köpek. Süper. Bacaklar biraz yanıyor olabilir. İstediğimiz şey de o bacakların biraz yanması. Sol adımı ortala. Bir tur daha yapacağım. Sağ bacak yukarıya. Çek sağ dizi karnına. At ellerin arasına. Virabhadrasana bir. Aç kolları iki yana. Kanada. Derin nefes al. Göğsü yükselt. Bir nefes daha. Ve gel tek bacak sandalyeye. Sol ayak bileğin sağ bacağın üzerine. Eller göğüste. Kal burada. İki nefes. Bir nefes daha. Ve dön aşağı bakan köpeğe. Hem dengeyi kuvvetlendiriyoruz. Hem bacak kaslarımızı. Sağ ayağı ortala. Sol bacak yukarıya. At sol adımı ellerin arasına. Virabhadrasana bir. Eller kanada gelsin. Göğsü yüksek ve hafifçe geriye bükülü hale getir. Derin nefes al. Rahatça ver. Bir nefes daha. Arkadaki dizi gergin tut. Ve getir sağ bacağı tek bacak sandalyeye. Derin nefes al. Rahatça ver. Bir nefes daha. Ve dön aşağı bakan köpeğe. Bacakları bir rahatlatalım. Önce burada derin bir nefes al. Şimdi nefesi verirken dizleri iki yana doğru açarak topukların üzerine otur ve çocuk duruşuna gel. Bacakların biraz rahatlasın. Sırtı uzat. Mümkün olduğunca rahatlamaya çalış çünkü bacakları, kalçayı, dengeyi biraz daha çalıştırmaya devam edeceğiz. Son bir nefes. Ve gel aşağı bakan köpeğe. Derin bir nefes al. Şimdi nefesi verirken sağ ayağı ortala. At sol adımı ellerin arasına. Yine yüksel önce savaşçı bire virabhadrasana'ya. Göğüs kafesini aç, kaburgaları kaldır. Sağ bacağı getir. Tek bacak sandalyeye.
Burada derin bir nefes alıp ver. Şimdi buradan gidiyoruz. Tek bacak dengeye. Sağ bacak geriye havaya, yere paralel hale. Kolları iki yana doğru aç. Bir nefeste burada kal. Ve dön aşağı bakan köpeğe. Yani az önceki seriye bir denge duruşu ekledik. Derin bir nefes al. Rahatça nefesini boşalt. Yine aynı taraf. Sol bacağı havaya kaldır. Ver nefesini. At sol adımı ellerin arasına. Yüksel Virabhadrasana'ya. Göğüs kafesini kaldır. Bükül geriye. Bir tam nefes. Gel tek bacak sandalye. Sağ bacağı sol bacağın üzerine getir. Bir tam nefes. Ve sağ bacak geriye. Yere paralel hale sol dizi gerdir. Dengedeyim. Bir tam nefes. Ekapadasana. Dön geri. Aşağı bakan köpeğe. Süper. Burada yine bir tam nefes alıp ver. Son tur. Yeniden sol bacak yukarıya al nefesini. Ver nefesi. At sol adımı ellerin arasına. Virabhadrasana. Yüksel yukarıya. Kaldır göğüs kafesini. Gel tek bacak sandalyeye. At sağ bacağı. Solun üzerine. Sol bacak, sol kalça iyice yansın. Ve tek bacak dengeye. Sağ bacak yere paralel dayan. Son kez. Ve aşağı bakan köpek. Süper. Şöyle bir olduğun yerde yürüyormuş gibi yap. Aşağı bakan köpekte bacakları rahatlat. Ardından aynısını sağ bacak önde uygulayalım. Şimdi sol adımı ortala. Aldığın nefeste sağ bacak yukarıya. At sağ adım ellerin arasında nefesi verirken yüksel Virabhadrasana'ya. Al nefes. Ver rahatça. Gel sol adımla tek bacak sandalyeye. Sırtını uzun tut. Derin nefes al. Rahatça ver. Ve sol bacak geriye havaya. Dengeye, Ekapadasana'ya. Al nefes. Ver. Gel aşağı bakan köpeğe. Bir nefes. Ve sol ayağı ortala. Aldığın nefeste sağ bacak yukarı. Verdiğin nefeste. Sağ adım ellerin arasına. Yüksel Virabhadrasana. Tek bacak sandalye. Sol bacak sağın üzerine. Karın güçlü, sırt uzun. Sol bacak geriye havaya. Ekapadasana. Sağ bacağın üzerinde dengeyi bul. Dön geriye. Aşağı bakan köpek. Süper. Son bir tane kaldı. Dayan. Derin nefes al. Rahatça ver. Sol ayağı ortala. Sağ bacak yukarıya. Al nefes. Nefesi verirken getir yerleştir. Virabhadrasana'ya. Yüksel yukarıya. Göğüs kafesini kaldır. Tek bacak sandalyeye gel. Dengeyi bul. Sağ bacağın üzerinde derin nefes al. Ve sol bacağı. Kaldır geriye. Dengeyi uzat. Derin nefes al. Dön geriye. Aşağı bakan köpek. Süper. Yavaşça yine dizleri iki yana doğru açarak yerleş yere. Topukların üzerine otur. Sırtını ileri uzatarak. Yine çocuk duruşunda 3 nefes kal. Rahatla burada. Bacaklar, kalça rahatlasın. Kollar uzun mümkün olduğunca. Ve yavaşça. Plank'e toparlan.
karnı içeriye doğru topla. Dirsekler gergin. Bakışlar hafif ileride. Topukları geriye doğru it. Karnı içeriye çek. Kalçayı sık. Şimdi nefesi alırken topukları sağa doğru devir. Sol kolu yukarıya kaldır. Sol dizi göğsüne doğru çek. Ve nefesini verirken yavaşça sol adımı getir öne yerleştir. Kertenkele in. Sağ diz havada kertenkele. Sağ bacağım oldukça kuvvetli. Kalçamı yere itiyorum ama sağ dizi bükmüyorum. Yeniden. Bas elleri yere. Dön geriye plank'e. Karnı güçlü tut. Hafif ileriye doğru bak. Düşür topukları sağ. Side plank'e kol yukarıya. Aldığın nefeste. Sol diz yukarıya. Nefesi verirken. Yavaşça sol elinle sol ayağını öne doğru getir. Ve kertenkeleye düşür dirsekleri. Sağ diz güçlü. Dirseğini yere koyamayan ellerin üzerinde kalabilir burada. Kalçayı yere yaklaştır. Yeniden. Dön geriye. Plank'e. Dört kez toplam. Karnı güçlü tut. Üçüncüdeyiz. Düşür topukları yeniden sağ. Sol kolu yukarıya kaldır. Side plank. Sol diz yukarıya ve yavaşça. Nefesi verirken sol adımı getir öne yerleştir. Kertenkele. Sağ diz havada unutma ve sağ bacak güçlü. Kalçayı yere bastır. Son kez. Dön geri. Plank. Düşür topukları sağ. Side plank. Sol kol yukarı. Sol diz yukarıya. Al nefes. Nefesi verirken sol ayak yavaşça öne ve kertenkele. Yavaşça sağ dizi yere koy. Sol dizi geriye götür ve aslan oturuşunda rahatla. İki nefes. El bileklerimizi rahatlatalım. Sonra diğer taraf için uygulayalım. Bir nefes daha. Yeniden. Gel plank'e. Karnı güçlü tut. Kaldır dizleri. İleriye doğru bak. Kalçayı sık. Topukları geriye doğru it. Bu sefer topukları sola doğru düşür. Sağ kol yukarıya. Side plank. Beli güçlü tut. Obliği güçlü tut. Sağ dizi yukarıya doğru çek. Al nefesini. Nefesi verirken. Yavaşça sağ adım öne. Dirsekleri. İndir yere. Yüksek kertenkele deyim. Sol diz havada. Sol bacak güçlü. Ama kalçayı yere doğru bastırmaya devam ediyorum. Tekrar. Koy elleri yere, dön plank'e. Son 3. Karnı güçlü tuttum. Topukları geriye ittim. Düşür topukları sol tarafa. Sağ kol yukarıya, al nefesini. Sağ dizi kaldır. Nefesi verirken yavaşça. Sağ adım öne, elinle destek ol. Ve in kertenkeleye. Yeniden. Dön plank'e. Karın kuvvetli. Topuklar arkaya doğru uzasın. Üst bacaklar aktif. Düşür topukları sola. Sağ kol yukarıya. Kaldır sağ dizi. Al nefesini. Gel öne yavaşça. Kertenkele. Son kez. Dön geriye. Plank. Karnı kuvvetli tut. Kolları kuvvetli tut. Düşür topukları sola. Kaldır sağ dizi yukarıya. Al nefesini. Ve verirken yavaşça sağ adım öne. Yüksek kertenkele. Ve gel aşağı bakan köpeğe. Süper. Bir derin nefes alıp ver burada. Şimdi ellerin arasına doğru bak. Yavaşça sıçra ellere doğru ve otur yere. Biraz kalçayı esneteceğiz. Galavasana'ya doğru gidiyoruz çünkü. Sol bacağı sarıl yine. Bebek beşiği pozundayım. Ve ister bacağı sallayarak, ister sabit tutarak kaval kemiğini göğsüne yaklaştır. Burada biraz esneyelim. 3 nefes. Diz eklemenin içinde acı olmasın, hatırla. Ve yavaşça bırak. Sağ bacağı al. 3 nefeste burada esneyeceğiz. Eğer kalçanız yeterince açık değilse, diz ekleminiz içinde acı oluyorsa, o zaman Galavasana'yı şimdilik pas geçmeniz lazım. Aksi takdirde diz eklemenize zarar verebilirsiniz. Mümkün olduğunca önce kalça esnetmelerini tam oturtmak gerekiyor. Son bir nefes daha. Ve bırak yavaşça. Şimdi ateş pozu yapacağım.
Agnes Tambasana, sol kaval kemiğimi kendime paralel hale getirdim. Bağdaşa gidecekmişim gibi ama kaval kemiğim bana paralel. Ardından sağ ayağımı alıp sol bacağımın üzerine yerleştirdim. Ve sağ dizimi sol ayağıma değdirmeye çalışıyorum. Burada diziniz çok yukarıda kalmış olabilir. O zaman kalçanızın altına mutlaka bir yastık alın. Ardından dizinizi yavaş yavaş ayağınıza yaklaştırın. Eğer öyle bir sıkıntı yaşamıyorsanız, diziniz iniyorsa aşağı doğru, o zaman yastık almanıza gerek yok. Yavaş yavaş sağ dizimi sol ayağımın üzerine doğru indirmeye çalışıyorum. Mümkünse burada biraz öne doğru katlanarak esnemeyi daha da çok artırabilirsin. Eğer canın çok yanıyorsa dik durmayı da tercih edebilirsin. 5 nefes buradayız. Bu poz Galavasana için kalçamızı hazırlayacak. Rahat nefesler alıp ver. Kalça içindeki o sıkışma biraz rahatsız edebilir. Dikkatin nefesine verirsen o rahatsızlık yerini rahatlamaya bırakacak. Hatırla, diz eklemlerimin içerisinde herhangi bir acısızı hissetmiyorum. Son 2 nefes. Ve son nefes. Ve yavaşça pozdan çıkalım. Şimdi sağ bacağı aşağıya alacağız. Sağ kaval kemiğini paralel olacak şekilde yerleştir. Sol ayağını sağ bacağın üzerine koy. Ve nefesi verirken yavaş yavaş sol dizini sağ ayağının üzerine doğru indirmeye başla. Yine rahatsan öne doğru katlan. 5 nefes buradayım. Kalçanın içinde mutlaka esnemeyi hisset. Eğer kalçanın içinde esnemeyi hissetmiyorsan pozda ona göre değişiklikler yapabilirsin. Özellikle iç kısımlarında mutlaka o uzamayı hissediyor olman lazım. Son 2 nefes. Son nefes. Ve yavaşça pozdan çık. Bacağı sallayarak rahatlat. Galavasana'ya gideceğiz şimdi. Günün pozuna doğru gidiyoruz. Ejderha en yüksek potansiyelinde uçacak. Yoganın en zorlu pozlarından bir tanesi. O yüzden bu poza iyi hazırlandığından emin ol. Kalçalarının esnekliği yeterince iyi değilse, çaturangada zorlanıyorsan, uçan kertenkeleyi henüz daha tam yapamıyorsan önce onlara ağırlık ver. O dersleri önce bir tamamla, ardından Galavasana'yı tam olarak yapmaya çalış. Gelelim tek bacak sandalyeye. İlk derste hazırlığını çalışmıştık. Tek bacak sandalyeden ineceğiz poza. Kalçayı dizimin hizasına indirdim. Elleri yere yerleştirdim. Bakasana'ya gidiyormuş gibi. Dirsekleri büktüm ve sağ dizi sağ kolumun arkasına dayadım. İlk dersten hatırla. Sağ ayağınla da sol koluna sarıldın. Ve omuzları ileriye doğru uzatarak sol dizimi sağ kaval kemiğimden ayırmadan yüzümü ileriye doğru uzattım ve yavaşça sol ayağı yerden kaldırdım. Tıpkı Bakasana gibi bu ilk bölümü hareketin. Sol topuğu kalçaya yaklaştır. 2 nefes kal burada. Bir nefes daha. Sırtı it dışarıya, tıpkı Bakasana'daki gibi göğsü içeriye çek ve yavaşça çık. Süper. Diğer taraf için yapacağım. İlk bölümünde boşta kalan bacağımızı önce geriye uzatmayacağız. Ama ikinci bölümde, birazdan yapacağımız kısımda, o bacağı geriye tam uzatmaya çalışacağız ki zor kısmı orası. Bu kısım Bakasana'ya çok benziyor. Bakasana'yı yapabiliyorsan bunu da rahatlıkla yapabilirsin. Eğer kalça esnekliğin yeterliyse. Şimdi sol bacağını al sağ bacağının üzerine. Elleri yavaşça yere indir. Biraz öne doğru yürüdüm ellerimle. Sol dizi sol kolun arkasına dayadım. Ve sol ayağımla da sağ koluma tutundum. Sağ dizim kaval kemiğimi itiyor ki ayağım kaymasın. Omuzları ileriye uzattım, yüzümü ileriye uzattım. Ve sağ ayağı yerden kaldırıp topuğu kalçaya yaklaştırdım. 2 nefes. Bir nefes daha. Ve yavaşça in. Süper. Burada öne düşmekten korkan varsa yüzünün altına yastık koyabilir. Tıpkı Bakasana'da çalışırken yaptığımız gibi. Ejderha şimdi uçmanın tadını almaya başladı. Bu tadı almaya başladıkça
İstesen de istemesen de vücudun oraya doğru gitmeye çalışıyor. Şimdi bir kez daha basit versiyonunu yapalım. Ardından tam galavasana yapacağız. Yeniden gel bakalım. Tek bacak sandalyeye sağ bacağı yukarıya al. Elleri yere koy. Biraz ellerle öne doğru yürü. Sağ dizi, sağ kolun arkasına daya. Sağ ayakla da sol kola tutun. Ardından omuzları ileriye doğru uzat. Bakarsana kollarına geldim. Sağ dizimle sağ kolumu iterken sol topuğu kalçaya yaklaştır. Kaldır ayağı yerden. İki nefes. Karnı çek içeri. Süper. İn ve diğer taraf. Al sol bacağını sağın üzerine. Tek bacak sandalyeye götür elleri öne doğru. Ardından bir çocuk duruşu yapıp dinleneceğiz. Daya sol dizini, sol koluna. Sol ayağınla da sağ koluna sarıl. Ayak parmak uçlarımla kolumu tutuyorum. İleriye uza ve sağ ayağı kaldır yerden. Bir nefes daha. Süper. Gel çocuk duruşuna. Bir 5 nefes rahatlayalım. Omuzlar, kollar, hey bilekleri rahatlasın. Ardından galavasanayı tam olarak yapacağız. Derin nefes alıp ver. Bunların hepsini yapmak için zamana ihtiyacın var. Ne kadar bu dersleri pratik edersen, tekrar tekrar uygularsan, ilk dersten bu derse kadar o kadar bu hareketler kolaylaşmaya başlayacak. Kendine zaman ver. Sadece pratik et. Hiçbir çaba karşılıksız kalmaz. Derin nefes al ver. Rahatla. Zihnini sakinleştir. Amacımız bir şeyi başarmak değil. Yolu deneyimliyoruz. Yolun tadını çıkart. Sürecin tadını çıkart. Başarı odaklı pratik etme. Ve şimdi tam galavasana'ya gideceğim. Tam galavasana'ya giderken önce ufak bir şey anlatacağım. Tam galavasana'yı yapabilmeniz için kalçanızın çok iyi açılmış olması lazım. Esnekliğinin çok iyi olması lazım. Kalçanızın esnekliği iyi değilse bacağınızı geriye uzatmaya çalıştığınızda kolunuza sarıldığınız ayağınız oradan kayıp gidecek. O ayağınızın oradan kayıp gitmemesi için kalçanızın olabildiğince şu hareketi yapabiliyor olması lazım. Yani dizin dışarıya doğru açılıp ayağın size doğru gelebiliyor olması lazım. Bu hareketi rahat yapamadığında kalça eklemi kolunuza taktığınızda ayak kayıp gidecek. O yüzden eğer kalça esnekliğiniz şu an yeterince iyi değilse ayağınızı uzatabilecek gücünüz olsa bile uzatamazsınız. Yani esnekliğiniz buna müsaade etmiyorsa istediğiniz kadar kuvvetli olun hareket gerçekleşmez. O yüzden önce kalça esnekliğinizin yeterince ilerleyebilmesi için dersi sık sık tekrar edin. Zaten başlangıç derslerinde de kalça esnetmelerini bolca çalışmıştık. Şimdi alalım sol bacağı sağın üzerine. Tam poz için yerleş yere ellerle. Sol dizi sol kolun arkasına dayadın. Sol ayağınla sağ koluna sarıldın. Çeneyi ileriye doğru uzat. Sol dizinle sol kolunu iterken sağ bacağı kaldır yukarıya. Sol ayakla koluna iyice sarıl. Sağ koluna sağ kalça kemiğini biraz yukarıya kaldırmaya çalış. Bir nefes daha. Yüksel yukarıya ayakla iyice ve in yavaşça. Süper. Diğer bacakla. Sağ ayağını al. Sol bacağın üzerine. Ellerini yerleştir. Sağ dizi sağ kolun arkasına koy. Sağ ayakla sol kola sarıl. Uza ileriye. Ve şimdi sol bacağı kaldır. Sol kalça kemiğini yukarıya kaldırmaya çalış. Mümkün olduğunca sağ diz sağ kolu itiyor olsun. Derin nefes al. Rahatça ver. Ve in. Süper. Aslan oturuşunda rahatla. El bileklerini şöyle bir gevşet. Bir kez daha yapalım. Çeneyi kaldır yukarıya. Boynunu rahatlat. Son nefes. Ve son kez
Son bir tam uçuralım ejderhamızı. Ondan sonra gönül rahatlığıyla gevşemelere geçelim. Sol ayağımı aldım sağ bacağın üzerine. Ellerle yürüdüm biraz öne. Ayakla kavradım kolumu. Sol diz, sol kol itti. Ve kaldırdım sağ bacağı havaya. Galavasana'dayım. İki nefes. Arkadaki bacak uzun ve güçlü. Ve döndüm aşağı bakan köpeğe. Şöyle bir rahatlat omuzu, bacakları. Şimdi sol adımı öne al, sağ üzerine al. Yerleş ellerle yere. Sağ dizi daya, sağ kolun arkasına. Ayakla sol kola sarıl ve yüksel galavasana. İki tam nefes. Karın içeriye, göğüs güçlü. Ve dön geri. Çocuk duruşuna gel. Artık rahatlıyoruz. Alnını bırakma da. Kollarını istediğin gibi uzatabilirsin. Üç nefes. Ve yavaşça doğrul. Bu pavişte konasanaya gideceğiz. Bacakları iki yana doğru açalım. Yavaşça öne doğru katlan. Kalçayı hafifçe geriye doğru al. Dirseklerini yere koymaya çalış. Dirseklerini yere koymakta zorlanıyorsan ellerin üzerinde de kalabilirsin. Rahatsan ellerle biraz öne doğru yürüyerek karnını ve göğsünü yere indirmeye çalış. Altı nefes buradayım. Alnını bırak yere. Pozda henüz şu anda bu kadar katlanamıyor olabilirsin. Zamanla vücudun esnecek, merak etme. Her nefeste kendini yere doğru bırak. Ayak parmaklarım tavana doğru bakıyor, dizlerim gergin. Üçüncü nefesteyiz. Dört. Beş. Son kez. Altı. Ve yavaşça toparlan. Topukların üzerine oturalım. Garudasana'da ejderhanın kanatlarını rahatlatarak dersi tamamlayalım. Sol dirseği çene hizama aldım. Sağ dirseği de altına getirerek kolları doladım. Aldığım nefeste göğüs kafesimi kaldırdım yukarıya. Verdiğim nefeste sırtımı kamburlaştırarak yuvarladım. Karnı içeriye doğru çektim ve dirsekleri göğüs kafesime yaklaştırdım. Aldığım nefeste dirsekler yukarıya, göğüs kafesini kaldır, karnı uzat. Verdiğin nefeste sırtını yuvarla, dirseklerini göğüs kafesine çek. Karnı mümkün olduğunca içeriye doğru çekerek aktif tut. Al nefes, yüksel. Ver nefes, katlan. 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 Ve son kez. Al nefes, yüksel. Ver nefes, katlan. Her katlandığında kürek kemiklerini biraz birbirinden ayır ve sırtındaki o rahatlamayı hisset. Çöz kolları. Sağ dirseği çene hizasına getir ve solu altından dola. Al nefes, yüksel. Ver nefes, katlan. Göbek deliği içeriye. Al nefes. Yüksel. Ver nefesini, katlan. Al nefes.
Yüksel. Ver nefes, katlan. Al nefes, yüksel. Ver nefesini, katlan. Al nefes, yüksel. Ver nefesini, katlan, yuvarla sırtı. Al nefes, yüksel. Ver nefesi, katlan. Ve son kez. Al nefes, yüksel. Ver nefesi, katlan. Ve yavaşça çözül. Sırt üstü uzan. Şavasana'ya gitmeden önce dizleri karnı toplayarak şöyle bir beli rahatlatalım. Çek dizleri göğüs kafesine. Sarıl dizlere ve mümkün olduğunca ağırlık yap ki göğsüne yaklaşsın dizler. Burada derin nefesler alıp ver. Omuzlarını rahat tut. Son nefes. Ve yavaşça Sutta Baddha Konasana yatarak kelebek. Ayak tabanlarını birleştirdin. Dizleri iki yanlara doğru açtın. Burada biraz dizleri salla. Burada iç bacaklarımız, kalçamız biraz rahatlasın. Rahat nefesler alıp vererek zihni sakinleştir. Yüz kaslarını gevşet. Nefesinle birlikte kollarını da rahatlat. Ve yavaş yavaş sağ bacağı öne uzat, sol bacağı öne uzat. Şavasana'da bir süre dinlenelim. Bütün vücudum gevşek, kollar iki yanda. Karnım, belim, kalçam, bacaklarım rahat. Nefesim uzun ve sakin. Vücudunun doya doya nefes aldığını fark et. Ve bir süre rahat nefesler alıp vererek Şavasana'da dinle.
bir nefes al. El parmaklarını oynat. Ayak parmaklarını oynat. Derin nefes al. Ve yan tarafından yavaşça dönerek oturur vaziyete gel. Bağdaş kur veya vajrasana da otur, nasıl rahat ediyorsan. Gözlerini kapalı tut. Sırtını dik. Omuzlarını rahat. Bir süre dikkatini aldığın ve verdiğin nefeste kalmaya devam etsin. Zihin sakin. Beden sakin. Omurga uzun. Aldığın nefeste eller göğüs kafesine. Pratiği tamamlayabiliriz. Namaste.